Yunus Bağrımız Asya şampiyonu oldu. Bu bizim için ülke maçtanı. Buna birinci treneri, birinci niyetimden Medeniyet ortalığından bugün bizim cigitler cumhur istediğim Allah razı olsun benden sonunda bir sıyılığımız var. Selamun Aleyküm, Miko Show YouTube kanalımızdaki Gönülden Söhbet seyircileri, takipçileri. Ha bugün karşınızdayız. Gene bir yeni yayınımızı başlıyoruz. Değerli seyirciler, bugünkü kahramanımızı ben anlatmadan önce bir şey size anlatayım. Biz buraya Taraz şahrına usta sanatçımız Kerim Ali oğlunun 70 yaşını kutlama programını geçirmeye geldik. Ve burada ben duydum ki programdan önce bir Asya şampiyon olan bizim bir genç sporcumuz, Ahıska Türklerimizden olan böyle bir genç sporcumuz Asya şampiyonu olmuş ve onu buradaki Kazakistan'daki Jambul Oblus Derneği ona gerçek bir itibarla bir hediyeleri varmış. Onu ata bindireceğimişler. Çok sevindim maşallah. İşte böyle bir sporcumuza böyle bir değer veren önce dernek başkanı olan Mahmut kardeşimiz ve yanındaki dernekte çalışan herkese teşekkürler sağ olsunlar. Gerçekten de böyle bir genç sporcularımıza böyle bir itibar vermek ne güzel iş. Çünkü onları gene de gelecekteki spor yarışmalarında güç katar, enerji katar ve güvenç katar diye çok alkışladık, sevindik ve biz hemen o sporcuyla bir gönülden sohbet yapmanın peşine düştük. Bugünkü kahramanımız kısası Asya şampiyonu, bizim Ahıska Türklerinden olan gururumuz, fahrimiz, genç sporcumuz Yunus Aslanoğlu Gafurov. Yayınımıza hoş geldin. Nasıl oldu? İki kelime senden selamlar bizleri seyreden seyircilerimize. Şu kameraya bakıp selam söyleyeceğim. Sonra ben sorularımı soracağım, devam edeceğim. Selamun aleyküm muhterem cemaat. Ne mi dedi o? Olsun muhterem cemaat. Selamun aleyküm bizleri seyreden seyirciler. Selamun aleyküm bizleri seyreden seyirciler. Bugün Miko emimiz geldi bizden sohbet etmeye. Hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk, hoş bulduk. Değerli seyirciler, bilirsiniz sporcular bu sporda güleşçidir, güleşmeye şey usta oluyor ama söze hepsi de usta olmuyor. Görüyorsunuz yani söze çok şey yok. Onun için zorlamadan ben sorularıma geçeceğim. Yunus, evvelisi şampiyonluğun hayırlı mübarek olsun. Sağ olun Allah'a. Asya şampiyonu oldun değil mi yeni? He. Bişkek'te kaç gün oldu geçti ona? Nereye ne oldu? Bir yarım hafta oldu geçti ona. Bir yarım hafta önce Kırgızistan Bişkek şehrinde olan Asya şampiyonasında böyle bir yarışmada turne oldu ve kardeşimiz Asya şampiyonu oldu. Altın madalya taktılar ve Kazakistan'ın bayrağını yukarılara kaldırdı, giminini çaldırdı. İşte böyle bir gururumuz, fahrimiz. Hayırlı olsun, devamlı olsun. Şimdi
Yaşın kaçta? Yaşım şimdi 21'de. 21 yaşında. Demek ki hele çok turnelere katılacak inşallah Allah'tan dileruh. Olimpiyat şampiyonlarında gidip altın madalya takıp gelmesini Allah nasip etsin. İnşallah. Olimpiyat şampiyonları yolasın inşallah. O günleri İnşallah. duyalım. O günleri senden beraber, o günlerin sevincini paylaşalım inşallah. İnşallah. Yunus, seni spora böyle bir sevgini uyardan kim oldu? Yani sen kimden örnek alarak spora aynen güleşi saçtın? Neden? Kim sebepçi oldu? Spora ben kardeşlerim, büyük kardeşlerim geziyordu güleşe. Onlara baktım, gittim güleşe, bir güleştim, bir iki ay olmadı. Olmadı ya. Kitlendi bunda güleş. Bizim Ha. bunda biraz köyümüzde şeydi de, Ha. sporza uyuyordu. Sonra ondan sonra ara verdim, gittim işte boksa gezdim, ona buna gezdim. Sonra Mahmut Emirmizgil köyde yardım etti, bir sporza açtılar. Şimdi Mahmut Emir yanında dernek başkanı Dernek Mahmut mu? Başkanı Mahmut Ay Emirmiz. sağ olasın Mahmut. Bunda bizim Mansur dadamız vardı, bizim Rüstem dadamız dünenki. Onlar işte yardım edip bizim bunda bir büyük spor zal açtılar. 12 yaşındaydım, başladık gezmek. Biz de kendimiz de orada yardım ediyorduk, açtık. Usulü iyi de güldü ama her şeyi aldılar, bize verdiler. Kavyor, ne bileyim ştanga var, her şeyi alıp yardım ettiler. Onlara da Allah razı olsun. Bizim çok gençlerimiz de var, aşını yediler bunda kulüpte, köyümüzde. Sen onlara geçmeyelim, biz seni konuşacağız. Sen kaç yaşta güreşe başladın? Ben 11-12 yaşında başladım. Ha. İlk zaferin hatırlayır mısın? İlk güreşe çıktın ha. İlk zaferin ne zaman olmuştur? İlk benim zaferim, bizim bunda başladım ki gezmeye, bir 3-4 ay sonra bu yeniden güleşe başlayanların arasında bir şey oldu. Ha. Turnuva. Ha, Turnir. turnuva yaptınız kendiniz. Turnuva yaptılar bizim Aha. hocalarımız. Onda işte bu şey, komşu köyümüzde Krasnızlıca köy var. Onda birinci yer aldım onda. Yani ama birinci yer aldım, birinci yarışımda. Çünkü hepsi onda tezek atışanlarda. Onda birinci yer aldım, küçük. 12 yaşındaydım, 11-12 yaşında. O zafer sana ne verdi? O zafer bana, eve geldim ki baktım ana babam hazır değil. Ağlayır. Yemin hazır değil. Haz edir ya. Hazır değil. Sevinirler. He, sevinirler. Geninde başladım azıtmak güleşi. Begen yerdim bu. Yani güleş yersin. Yersin dedim. Sonra sportmenler vardır bizim güleşte. Volley, Barbada, Saitiev diyen 3 kere olimpiyada yenmiş. Ona başladım bakmak yatanda hep. Yani bir şeyim vardı da. Miçta yerlere. Ha. Çempiyon Mira Ali, biz çempiyon olma. Bir ondan Yani başladı. maşallah maşallah. Demek ilk zaferin sana bir güç verdi, He. kuvvet verdi ve devam dedi sana. He. İçeriden bir ses geldi. Yunus He. devam dedi He. ve sen devam ettin. Evet. Ciddi ne diyeyim? Şimdi bu kendi aranızdaki bir yarışmayı söyledin. He Şimdi şimdi he. ciddi büyük turnuva hangisi oldu senin? İlk nereye kazandın? Büyük turnuva benim şey, Çempiyonat Kazakistan'a. Ha, Kazakistan 2000 şa. Kazakistan Şampiyonası'nda 2016. yıl, 2017. yılıydı. Ben önce 3-4 yıl güreşi yerim. Yani en birinci, onu da ben aldım, 3. yer. Üçüncü yeri aldın. 3. yeri aldım. Ondan sonra ben başladım Zborni Kazakistan'da uçağı ispat etmeye. Ha. Ondan sonra ben gittim Türkiye'ye, İzmir şehrine güleşmeye. Aha. Onda da 3. yer aldım. Maşallah. Yani ondan başladı biraz. Ha, başta hep üçüncü yerleri ala ala geldin değil He, mi? Bir... onda üçüncü aldım. Yani bunda bizim Kazakistan'da da çok çetindir birinci yer almak. Çünkü bizde bunda çoktur Asya, dünya şampiyonu yoktur sadece ve Olimpiski şampiyonu yoktur. Olimpiski üçüncü yer var, benim trenerimdir şu anda. Maşallah. Ve dünya üçüncüsü. Maşallah. Şimdi en çok güleş sırlarını aldığın hocan kim? Başlayanda bizim köyde Mansur Mazlimov vardı.
Başta ben yeni gittim ki o çok bana yardım etti. Bizim bu evin ardında dağımız vardır. Gene gösterdim size. Sabahından kalkardı. Daha kaçırır diska kavkayla peşime. Çok Kolay değil yardım etti. ya Allah sporcu razı olmak. olsun. Öyle ol yerdi ki yıkıp kal yerdim yalanca ki yani gidemedim. Gel yerdi evden. Götür yerdi Kalk ben. diyordu ya. Çık verdi. Ondan sonra işte abi Agaliyev Rüstemimiz geldi. O başladı yardım etmek bize. Sonra bu Kazakistan'da 3. yeri aldığımdan sonra şehirde 80 bayı Ruslan trenerim var benim şu anda kim ki beni hazırlayır. O bu Cambu babusunun главный treneridir. O kendini aldı beni ben internatta okumaya başladım. Onda yatıp onda trenerlik etmeye başladım. Bunlar. Okuyup yatıp onda yani pazar günleri eve gelirdim. Kalan günleri şehirdeydim. Bu ayrıca bir Spor internat. spor internat ya. Evet. Onda da illa bu Sporcu var. güleş şeyinde Evet. okuyordun yani. Ha. Güleş şeyinde. Ders alıyordun değil Evet. mi? Evet. Ha, güzel. Güzel. Gene bu şimdi Asya şampiyonu oldun. Maşallah. Sağ olun. Kutluyoruz gene. Yine nereleri kazandın? Sözünü unutma da ben gördüm bunda çok madalyalar var. Vay 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 vay. Nereler nereler. Ya bir ne zaman bu düğünü şeye kazanmayı da ulaştırmışsın maşallah 21 yaşında bu düğünü madalya kazanmayı da ulaştırmışsın. Bir söyle anlat bize. Şimdi ben o 3. yeri aldığımdan sonra bizim çempiyonat Kazakistan'a her yılda bir kere oluyor. Sonra ben 3. yeri aldım ki ben baktım Asya'ya gidiyorlar, dünyasına gidiyorlar ve bura öbür trenerime gittim başladım hazırlanmak. Dedim benim bir ilim var gelen yıl açan çempiyon olmaya. Gelen yılı Allah'ın izniyle birinci yer aldım Kazakistan'da. Maşallah. 2018'de. Maşallah. Görüyorsunuz. Birinci yer aldım 2018'de Kazakistan'da. Sonra biz başladık hazırlama yapmak Asya çempiyonatına. Küçükler arasında. Ben o vakit 17 yaşındaydım. Küçükler Maşallah. arasında. 17 yaşında kaç kiloya güleş yerdin? 86 kiloya. Maşallah. 17 yaşındaydım. Küçükten başladım 17 yaşında. Asya çempiyonatı Taşkent Kavası'nda ötti. Bizim Taşkent'e Evet gelmişsin. evet videolarda vardır. İşte oraya hazırlanmamız benim birinci hazırlanmam Dagestan'da geçti. Benim trenerim beni Dagestan'a götürdü. Onda hazırlanmak yaptık. Yani hazırlanmak diyen de sen böyle bir turnuvalara hazırlananda illa Kazakistan'da yok. Yani başka bir devletlere de gidip mi Evet hazırlanıyoruz? evet Yani evet. onun da bir şeyi He. var mı? Yani Bizim bir faydası mı oluyor? faydası var çünkü bizim bu güreşte Dagestanlılar çok güçlüdür. Aa, Asya siz evet. bilirsiniz. Çok Dünya biliyor zaten dünya bilir de Dağıstan'ın benim trenerim beni aldı oraya gittik birinci. Onda 20 gün olduk. Yani onda güçlülerinden ettim. güleşini. Onda bu Dağıstan Dağıstanlı evet. güleşçilerinden güleştiyiz, değil mi? Böyle bir güç sınaşmaları oldu, Evet. böyle şey. Aa. İşte gittik. Onda ne aldın? Bir şey aldın mı kendin? Onda çok zvizda var oluyor ya güreşin zvizda var. Onları Yıldızları, gördüm güneş kendime yıldızları. motivasyon oldu. Aa. Dedim ki bunlar oluyor ben niye olmam ben Ay kimin maşallah. insanlar. İşte bu önemli gençler. Ben neden olamam? İşte o olmuş ben neden olamam? Böyle içten böyle bir soru, içten kendine kendi böyle bir ne diyeyim, soru vermek insanı harekete getirir. Ve bir maksat oluyor insanda ve o maksata güç verip sizi o maksata ulaşmanıza çok büyük yardımcı olan gücüdür o. Bu içki gücüdür o. Onlar olmuş, ben neden olamam? Gençler, devam ediyoruz. Sonra onu da ettim. Ben eve geldikten sonra ben bunda anladım ki ben onda koştum. Fiziki, teknik ben onu anladım ki W bari bu. Geldim bunda kiminen ki biraz çetin güreş yerim onları başladım biraz kolay Kolay yenkim. yenkime Evet. baksana. Maşallah. Sonra ondan sonra biz Almata'da dağlarda başladık Dağistan'dan sonra hazırlanmaya. Ondan sonra Çimkent'e geldik. Son hazırlanmamız 16 gün geçti. Yani Taşkent'e yakın dura havası yani havuşuruk diye. İşte ondan Çimkent'ten ama Asya'ya gittik. 2018. yılı Taşkent'te. Yunusabad. Maşallah.
Demek Yunus Abat'a şeye geldin. Gülaşmaya geldin. Evet. Biz onda haberimiz yok. Bilseydik ki bunda bir Ahıs Kali böyle bizim yiğidimiz güleşecek. Gelirdik ya, alkış ederdik. Habersiz olmuşuk ya maşallah. Sonra ne oldu? Söyle bakayım. Sonra onda ben güleştim Mongolistan sporcuyla. Mongol sporcuyla. Onu yenktim. Birinci skvatkamız. İkinci Kırgızistanlı sporcuyla. Kırgızistan hükümetinin sporcusunu. Onu da yenktim. Üçüncü zalık final Özbekistanlı sporcusu. Ha, finala çıkma için bizim Özbekistanlı sporcuyla çıktı. O da onunla yengildi. Ben bundan biz ikimiz kim yenkse finala çıkacak. Kim yengilse üçüncü yer güleşecek. Üçüncü yer olacak. Güleşecek üçüncü yer. Aha, üçüncü yere. Özbekistan sporcuyu yenktim. Yani baştan yengil yerdim. Bir dakika kaldı yenktim onu. O bir dakika kalan da nesil yenkti? Ne oldu orada? Bir dakika kalan ne de geçildi? Benim... Orası önemli. Benim babam da oraya geldi, kardeşlerim. Babam da onda. Bizim şutumuz 1-1 oyun diye kaçtı aynı. Ben güleşeyim dedim, ondan geldiler. Babam, kardeşlerim, Şamil diyen kardeşim çok güleş seviyor. Baktım bunlara taraf, bunlar bağırıyor işte. Trenerim, vakta da baktım, işte geçtim aldım yani. Almak lazım idi. Elimden geleni ettim, havada verdi. Babam bakışı nesili de. Oğlum baba nesil bak yerde acaba. Bir soracağım hele babasından da soracağım da. Babam o... çok düşünüyordu. Çok şeylidir de. İşte çoktan gelmiyordu bu. Oraya geldi. Oraya geldi. İşte babalar bir arkasından gidip orada ha oğlum dedi o bir güç katmış işte. Var olsun babalar. Sağ olsun babalar. Sağ olsun. Bir sporcunun babası olmak da kolay değil mi işte değil mi? Kolay değil. Büyük kolay değil. Ondan Şetim. Daha çok hayacanda hayacan yaşayırsınız dediğim bak. Şimdi yani evde duymak iyidir ki yenkti mi yengildi mi? Gidip görmek çetindir, çok çetindir. Bu da diyor ki baba gel, sen gelende ben daha kuvvetli olayım. Ben de diyelim ki ola çetindir gelip bakmak. Ben uçu evde duyarım. Yenkti mi yengildin mi? Yunus diyor ki olimpiya şampiyonluğunu kazanmak isterim diyor. Ona çalışacağım diyor. Aynen. Bu dedi mi ki ben çalışacağım. Bu gece gündüz her şeyi bırakıyor bu spor tinendir. Kaçar diye dağlarımız nerededir oraya. Sabah evden kahar kaçar diye bir 10 kilometre vardır. 6'da kahir kaçıyor gidiyor. Sonra geliyor. Birine yengildin mi bir kere? Dedi ki ben onu ikinci kez yengeceğim ama yengiyor. Kaç kere hoca olmuştur öyle. İranica yengildi. Dedi ki baba ben onu görürsün yengeceğim. Yengdi. Sonra orada üçüncü yeri aldın. İkinci yeri. İki. O maşallah orada ikiyi aldın. İkiyi aldım. Küçükler arasında. O vakit 17 yaşındaydı. 17 yaşında. 86'ya da güleşiyordu. Maşallah. Ondan sonra... Yine bir büyük şeye gidiyoruz şimdi usul usul. Ondan sonra... Bu da Asya mıydı? Bayağı ki de Asya mıydı? Bu Asya'ydı. Asya ama gençler arasında. Gençler. Gençler yine kaç yaşaçan? 18 yaşaçan gençler arasındaki Asya şampiyonasında ikinci yeri almış. 2016'da. 18'de. 2018'de. Maşallah devam ediyoruz. Sonraki şampiyonata geçiyoruz. Sonraki turnuva nerede oldu? Sonraki turnuva bizim şey oldu. Rumunya'da yani dünya turnir, Avrupa'yı turnir. Romanya. Romanya memleketinde oldu. Onda ben oraya 3 ay gene hazırlandım. O Avrupa mı şimdi? Avrupa her yerden geldi. Asya'da Avrupa'da geldi. Hep. Turnuva yani. Dünya mı şimdi? Dünya olmadı ama bütün dünya turnuvası oldu. Ha. Turnir. Ha tamam. Aha. Orada 2 ay hazırlandım. Romanya memleketine uçtuk. İstanbul'dan Romanya'ya. Onda bu Taşkent'te yengilen İranitsinden Romanya'da geriden çıktım. Sen İranlı'ya onda yengilmiş miydin Taşkent'te? Onda finalde yengilmiştim. Finalde yengildin, 2'yi aldın. 2'yi aldım. Sonra orada Romanya'da gene karşı karşıya geldik. Karşı karşıya zabık final geldik. Yani finala çıkma için. Onda İranlı'yı yengtim. Yengtin mi orada? Evet. Maşallah maşallah. Onda İran'ı yenktim. Gruzin... Nesil yenktin? Orada yengildin de burada nesil yenktin? Ya o bir bunu yengerim ben. Yenkmiştim diye kendine
özgüveni mi çok artık oldu da seni bir şeyin kaçırt diyor. Ben, sen oraya ne baha veriyorsun orada? Nesil ya sen daha bilmem onu sen de. Ben nesil yengdin? Bunda yengildim ki eve geldim ya Taşkent'ten. Taşkent şehrinden. Diyorlar ne oldu İranlısı yani büyük kardeşlerim diyor ki yengim ahvazım, trenirim. Şimdi o İranlısından güleştikten sonra ben hazır olan yerdim ki ben bilirdim ki o İranlı sonra gelecek. Gelecek. Onun videolarına bak yerdim yani ona Katowice diyirdim. Hazırlanıyordu yani. Hazır olan yerdim evet. Sonra Romanya memleketinde ondan gene başladık ikimiz yengmek böyle. Sabık final görüştük ondan. Yengdim İran'ın memleketi. Ama yengdim değil mi de ben biliyor musun ben o şey orası önemli. Ay, çıktım yengdim yok. Çıktın. Sen güvenir miydin ki burada yengeceksin? Güvenip çıktım. 100% dedim. Yani 100% kendinden güvendin ki ben yengeceğim yani, burada. 100% çünkü ben kendime güvendim ve benim çalıştığı trenirovkalarıma da güvendim ki ben odayla çalışıyorum. Ben ya o çalışmıyor mu zannediyorsun ki? Şimdi ben elimden geldiğini çok çalışıyorum. Yani senin içinde o güven var idi yani. Sadece o yengmek güç vardı. Yengeceğim aklımda bakacağım şey yok. Yok idi. Yengmek lazım. Nasıl olsa da yengmek lazım. Ve yengdin. Yengdim. Kolay mı yengdin ya çetin mi yengdin? Kolay yengmedim. Ben orada da kaybedebilir miydim? Kaybedebilirdim. Onda da son dakikalarında yengdim. Aa maşallah. Son dakikada varın. Evet. Töksün yani. Evet. Onda da baban var mıydı? Onda yok baba. Onda baba yok. Evet. Orada hocaların hocalarım şey yapıyor değil mi? Hocalarım. Bazen hocaların bir kelime sözü bile insana güç verir değil mi? Veriyor böyle tabii ki. O benim hocam benden yani ne ki beni diyor her şeyi bilir. Ben güleş yerim ya, şimdi bak yer biraz şey diyorsun, vavnavatsa. Biraz hayacan oluyor. Hayacan oluyor. Trenerim görüyor situasyonu, her şeyi diyor. Yunus belet, yani akvan baştan toplayırsın. Her bir kazancında, her bir senin zaferinde elbette ki hocaların payı büyük. Bundan hocalarına, tüm hocalara selamlar, saygılar olsun. Çünkü hocalar olmasa hiç kim olmaz yani. Böyle sporcular da olmaz. Hani bizim gibi yönetmen oyuncular da olmaz. Her bir mesleğin her bir ne diyor? Hocası var. Hangi mesleğe baksan hocalar var, ustalar var. İşte bunlar da hoca biz ustad diyoruz. İşte var olsunlar, sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Senin o Asya şampiyonu adına onlara da teşekkür ve onları da tebrik ediyoruz. Sağ olsunlar. Şimdi sonra orada kazandın Romanya'da. Finala çıktın finala, sonra. Gürcistan. Gürcistan'da kolay bir rakipte. Dünya ikincisiydi o sporcu. Finala çıkacaksın. Finala çıktım. Çıktığın dünya ikincisi alan evet. Gürcü sporcu. Bu nasıl oldu sonra? Gürcü sporcuyla benim çıktım. Dedim ben bunu yengsem. Şimdi orada kaç kilo ya şimdi sen güleşiyorsun? Hele 86. Hele 86'ya evet. Güleşiyorsun. Evet. Ha. Hele yaşın 17 değil mi 18? 17-18 yaşına hele 2 ay vardı tamam. Yani ha. 3 aydan mı 4 aydan sonra oraya gittik. Ha tamam. 4 aydan sonra. Aha. O Gürcistan memleketinin sporcusundan ertesi günü güleştik. Yani final bizim ertesi günü. Evde yatıyorum ben. Düşünüyorum, herkes bakıyor, yani benim akrabalarım. Miçtat da diyorsun ki, yengmek lazım bu. Dünya ikincisini sen yengsen, adım da çıkar yani. Kendimde uverimiz tavırım ki ben edebilirim, ediyorum. Yani gece yuklayamıyorsun ki, yengmek lazım, yengmek lazım. Yuku gelmiyor, hani zaten gelmiyor. Yatarsın, gözün yumarsın, yuku gelmez. Aklında hep o şey. Sen aklında hoca ondan güleş yersin, evli edeceğim, deli edeceğim. İşte finala çıktık. Aha. O Gürcistan'ı kolay yengdim yani. Gerçek. Maşallah ben yeni hazırlanıyordum gibi çetin olacak ama kolayca yengdim işte. Maşallah. Baştan birinci, ikinci minüt Gürcistanlı şey sporcu iyi güleş yerdi. Ondan sonra yoruldum ya anlamadım. Kolaya başladım yengmek. Daha sonra başta. Yengdim. Gerçek. Evet. Maşallah. Yani o da yine hayacanla şey durum. Yani burada kolayca işte Allah'ın da yardımı var da evden de
Evden de büyüklerin duaları var da ya. Büyüklerimizin duaları çok dua ben ediyorum. Gördüm nasıl heyecanla bekliyordular. Bayağı biz gelişte de seni ne kadar seviyorlar ve seni her bir senin turnuvaların duaları da burada heyecanla bekleyenlerin duaları. İşte duacılarımızdan Allah ayırmasın sağ olsunlar var olsunlar. Devam ediyoruz. Çok şey gidiyoruz ama hızlı gidiyoruz. Sonraki turnuveler şu Romanya'da aldığın da bunda var mı Romanya'da? Romanya'da aldığım vardır burada. Sonra bunlar bir tamam. Şey bakarız da. Ha, burada var o da. Devam ediyoruz. Nereye gittik sonra ondan sonra? Ondan sonra eve geldik. Eve geldik. O bayramı yaşadık. Bayramı yaşadık yani azıttık. Biraz rahatlandık evde. Baban ne dedi? Baban nasıl karşı aldı seni? Babam benim öyle şeydir. Nedir? Kıyışkan da gül, maladesi dedi, oldu. Oldu ya. İçinden azdı yerde. Bu maladesi demiş mi oldu? Ben bilmem, ben dayanamadım. Oğlum diye kaçar. Maşallah, maşallah. Belki göstermeyir ki şey olmasın. Hem öyle babalar da var, içinde, her şey içinde. Ay baba, aslan baba. Maşallah, maşallah. Ay. Şimdi, ondan sonraki ciddi zaferin nerede oldu? Romanya'dan sonra. Yani bu Asya şampiyonasına, yeniki şampiyonaya kadar. Ondan sonra 2019. yıl ucu geldi. Ondan geldim. Yılın sonuydu. 2009'a geldik. 2009'da çok hazır olanı yerdim. Şampiyonat Kazakistan'a geriden sen 2019'da geriden yıkmelisin, geriden gidersin. Her yıl yine her şey sıfırdan başlanacak. Her şey sıfırdan başlanacak. Her yıl ele olacak. Her yıl sen Kazakistan şampiyonatını güreşirsin. Her yıl olacak. Lider sırayı tutmalısın. Sen milli takımdasın şimdi değil mi? Milli Kazakistan milli takımındasın. Nabirim. Maşallah. Maşallah. Geldik 2019. yılı çok şey yaptım. 2019. yılı geri gittim Dağıstan'a bir aya. Ha. Gene çalışmaya. Çalışmaya gittim. Onda çalıştım. Geri geldim buraya. Bunda başladım çalışmaya. Kalmadan. Sen yalnız mı gittin? Yok. Hocam hocanla beraber. Hocam arkadaş varım. Ha. Gidiyoruz ki ondaki hocalarla da bir, böyle bir şey alışveriş oluyor mu? Fikir alışverişi tabii, böyle bir yani. Onda, sır alışverişi yani bunun onda, taktik alışverişleri böyle bir oluyor mu böyle şeyler? Tabii ki oluyor. Gettik onda bizim şimdi söylüyoruz telefonda her zaman bir şey lazımsa yani çok bilirler. Çünkü yüksek. Çok sportsmenleri var. Onların çocukları doğuluyor. Sport. Sadece spor. Gerçekten spor, spor. Hangi bir Dagestanlı bir şeyini okumuştum ya okudum ya televizyonda bir yerde izledim. Bir Dagestanlı Olimpiya şampiyonu dedi ki Olimpiya şampiyonu olabilirsin ama Dağıstan'da sokaktaki bir sokak bir güleşçisine yenilebilirsin dedi. Evet. Yani o kadar Dağıstan'da güleşe çok, önem veriyor çok gençler. Ondan Kafkas. Sonra ondan sonra geldim buraya. Hazır olan yerdim. Bir 15 gün kalmıştı burnumu kırdım. Allah. Yarışta. Ne ettin de kırdın ya? Güleşende. Güleşende. Yani kulak da kırılıyor, burnum da kırılıyor. Güreşçilerin hep kulağı kırılıyor zaten değil mi? Evet. Kırılmasa da kırıyor musunuz ya? Kırılmasa da kırıyor musunuz ki kulağın belli olsun da güreşçil olmağın açılsın? Ya şimdi belki kıranlar var ama bu güreşte gerçekten gezenler kırmaz. Çünkü kırıldıktan sonra çok çetin oluyor 2-3 ay güreşme. Çok acı çekiyorsun. Şimdi kırılıyor ki aşın senin kulağın başka benimki başka mı? Evet. Sonra güleşen de bu şey olan da acışmıyor mu sonra bu? Yok bu kavileniyor ya. Kavileniyor ya hocam buna şey oluyor değil mi böyle maslaşıyor. Bir yıldan sonra anlaşılmıyor. Ondan sonra şampiyonat Kazakistan'a gittik. Uskamina Gorsu'da oldu Kazakistan'da. Onda üçüncü şeyimi yengildim. Üçüncü oldum geriden. Geriden üçüncü oldum evet. Kazakistan'da. Evet. Ha. Yani bana lazım diye operasyon etmek burnumu. Ben dedim güleşeyim sonra gelemedim. Ha. Gittim güreştim işte yengildim business trainer'e geldim ama operasyon ettim rahatlandım. Biraz bir yıl vaktim üçüncü yer aldım ama bir yere gidemiyorum ben. Bir yıl vaktim boş geçti. Niye ki üçüncü yeri aldın? Niye ki üçüncü yeri aldın? Bir iki alacaksın ki abi. Bir yerlere evet. Gidesin, turnuvalara gidesin değil mi? Evet. Yarışmalara. Evet. Ondan sonra işte geldim operasyon ettim rahatlandım geri başladım antrenman etmeye.
Ondan sonra 2020 yılı Kazakistan'a, gene Dagistan'a gittim hazırlanmaya. Kazakistan çempiyonatının önünde gene gittim, ondan hazırlandım. Ondan hazırlandım, onda çok oldum. Eve gelip bunda hazırlanmadım. Ondan geldim eve, Güleş hocam dedim, karantina oldu, atmen oldu her şey. İşte her şeyi atmen ettiler ama çok iyi hazırlanmıştım. Bir ilim gene boş gitti, dedim böyle olsa ne işte, olacak sonra? Ne olacak sonra? Her şeyi atmen ettiler, yani güleşmedim, evdeydim, evde yediyordum trenere atsa. 2021 ile geldik ki yani uzun başladılar turnuvaları etmeye ama insanları girdirmeyediler. Biz ritili. Onda da gene Dagistan'da hazırlandım, geldim birinci yer aldım. Kazakistan'ın birinci oldu. Gençlerde güleştim, benim son yılımydı gençlerde. Yılın başında gençlerin birincisini aldım. 2 aydan sonra büyüklere gittim, onda da birinci yer aldım. Maşallah. İki bozursa da ama birinci aldım. Ondan sonra Asya Çempiyonatı olacaktı, atmeni ettiler. İptal oldu. İptal oldu. İptal oldu. Sonra gene Kazakistan'ın içinde yani turnuvalarda güleş yedim, yengi yedim böyle. Çok büyük turnuvalarda yok, güleş yedim, yengi yedim. Kazakistan'dan çıkartmıyordular karantinasını. 2022 yılı gene ile gene yengdim Kazakistan'ı, Asya'ya gittim. İkinci yer aldım. Gene ikinci yer aldım. Birinci yer alamadım. Gene İran'a yenildim. Bayağı İran'a. İran'a mı? Yok, öbür İran'a. Başkasına? Başkasına. Dünya şampiyonu var İran. Ona yenildim. İran'da da güçlüdür değil mi? Güleşçiler. Güçlü güleşe değil mi? Ondan sonra ikinci yer aldım. Başladım hazırlanmaya. Bu 23. yılı yenildim Kazakistan'ı. Dedim Asya'ya gidip birinci yer alacağım. Yoksa güleşmeyeceğim daha şeyler. Vah. Şeyi kendime koydum. Kendine böyle bir şart koydun yani. Böyle bir. Yani şimdi yenkmesem sonra ne hak yengeceğim. Cahit ettin buna. Yenksem güleşeceğim. Olimpiyada Mira. Yenkmesem daha neye güleşeyim? Moduyla ilgili güleşeyim. İşte yenktim. Kırgız'la finala çıktım Kırgızistan'da. Birinci Mangol'u. İkinci Türkmen'i yenktim. Türkmen sporcu ama sonra... İran'ı da Türkmenistan'ın adına gitmiş. Türkmenistan'dan gelmiş. Onun için 3. Kırgızistan'dan finalde. Sonra Kırgız sporcuyla finala çıktın. Kırgız sporcuyla finala çıktım. Şimdi orada hep seyirciler onu tutuyor. Onu burada da babam geldi. Burada da baba gücü, babanın sihri, babanın mehri, babanın duası. Böyle ya. Başka bunun tarifi yok. Çünkü o salon dolu Kırgız şeyler onu alkışlıyor. Sporcuyu. Bizim Kazakistan'da çok sporcular, çok balerçikler geldi oraya. Yani beni de tutuyordu bir tarafın. Yarısı ben ise yarısı Kırgızistan'ın tarafı. Onu nasıl yenktin? Onu finalde çetin mi oldu? Çetin oldu ama yenktim. Yunus, şimdi bu Ögüz'de hangi turnuvalar var? Nelere şimdi hazırlık? Nereye hazırlık göreceğiz? Ne var Ögüz'deki turnuvalar? Şimdi Ögüz'de 3 yarım aydan sonra dünya şampiyonası var. Ona hazırlanmaya başlayacağım. İnşallah. Bizde duacı yok. İnşallah kardeşimiz Yunus, biz duyalım ki
Şimdi dünya şampiyonasını almış. Onun da sevincini kutlamaya biz de gelelim inşallah. Yanında olalım, ailenizin yanında inşallah. Şimdi dünya şampiyonası olmuş diye bir çekimler de yapalım o günlerde. Allah'tan diler. Oh. Şimdi spor hayatın biz seyircilerimize anlattık, anladık. Şimdi sorularım Ayla'ya geçecek. Çünkü seyircilerimiz merak eder ki bu gelişetli, bu sporcumuz, şampiyonumuz Yunus Aslanoğlu kaçıncı yılda nerede doğdu? 2001. yılı bunda. Taraz. Kazakistan'da. Jambul Oblast'ında. Kazakistan'da Jambul Oblast'ında. Şimdi bu birinci adliye ne diyorsa bu hangi rayona bakıyor? Bayzak. Bayzak. Bayzakski rayon. Ha, Bayzak rayonu. Birinci adil bölümde, birinci adliğine de şu evde, hemen bu evde, bu evde dünyaya gelmiş Yunus kardeşimiz maşallah. Senin adın kim koymuş? Benim adımı Bibim koydu. Bibim koydu. Selime Bibim. Selime Bibim. Demiş oğlan olsa babama demiş ki adını ben koyacağım, Bibim koydu adını. Yunus. Çok bana baktı, Bibim büyüttü. Maşallah. Bundan adı ne? Selime. Selime. Bundan Selime bibisine, Selime bacımıza selamlar, saygılar olsun ki ey at koymuş ve iyi de bakmış söyleyir yeğeniz. Mektefi hangi mektepte okulda okudun? Hangi dilde okudun? Çünkü bizim Aksaylılar biliyoruz ki hangi memlekette yaşasak o memleketin dilinde okuyoruz, Rus dilinde okuyoruz, Kazak dilinde ya bir de Özbek dilinde. İşte biz çok dili bilmeye her zaman önem veriyoruz. Sen hangi dilde okudun ben, okulu? Bizim bu köyde. Köyde. Kaçıncı Kazak okul? Kazak dilinde. Aha, ben hoş. Google diyen mektepte. Google. Google. Günbegün Google müdür adı ya? Evet. Önce Google'da. Gün bölüm Google. Google'dur Google. Adı. Evet. Kaçıncı mektep? Okul? Okul numar 6. Altıncı okul. Numara. Altıncı okul. Google adındaki okulu bitirmiş. Kaç yıl okudun o mektepte? Bu mektepte 9 yıl okudum. Ondan 9. sınıftan sonra işte şehre sporta gittim. O spor internatına gittin. Spor okuluna. Evet. Maşallah. Dersleri nasıl okuyordun? Nasıl bahaları okuyordun? Dersleri 4. sınıf açan 5'e okuyordum. Aa, 5'e okuyordun ha. Sonra? Ondan sonra 4'e düştüm. Sporaki başladın. Sporaki başladım. Sonra 3'e de düştün. 3'e 4'e, 3'e 4 okuyordum. Yani. Sporcular neyse spora önem veriyor da. Çok okuma yani gezmiyordum sportaki başladım. Çünkü onda bunda hep hazırlanmak. 3-4'de okudum. 8. 9. sınıfı. Ha. Maşallah. Maşallah. Şimdi baban biz anlatıyoruz da şimdi baban Aslan. Ha. Anan adını da duyuralım seyircilere. Anamın adı Tahmina. 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 Maşallah. Tahmina. Bacımıza da bundan selamlar olsun, saygılar olsun ki böyle bir yiğit yetiştirmişiz Aslan kardeşimize, Tahmine bacımıza. Teşekkürler, halkımız adına teşekkürler ki böyle bir yiğit yetiştirdiniz ve bugün halkımızın fehri oldu. Yiğit var köyünküdür, yiğit var elinküdür derler. İşte elin yiğidi oldu. Bizim elin yiğidi oldu. Fahrimiz maşallah. Böyle yiğitlerimiz çok olsun. Bugünkü yayınımız neden yapıyoruz? Bugünkü yayınımızın amacı bu ki Yunus kardeşimizi sizlere tanıtmakla birlikte gençlerimize bir örnek olsun. İbret alsınlar ve ben de böyle bir Yunus abimi kimi böyle bir güleşçi olup bizim Aksa Türklerini dünyalara tanıtacağım diye seyreden küçücük
mert yürekli böyle bir çocuklarımız da inşallah büyüse ne mutlu bize inşallah diyorum. Şimdi baban biliyoruz şimdi ana nesil karşılıyor senin bir yerde bir şampiyon olup gelişin, zafer alıp gelişin. Ana yüreği nasıl karşılıyor seni? Anam baştan işlemiyordu Güneş. Zaten ben onu diyecektim ki ana işte ana yüreği işlemez ki çocuğumun Güneş'ten de ya bir yeri kırıldı olur, bir yeri ele olur, beli olur. İşte analar işlemez. Analar çünkü üstümüze titrer. Evet. Nasıl karşılar ana? Anam baştan diyirdi ki Güneş mi diyirdi. İşlemez diyordu oğlum. Yersin, işlemez, doktor ol diyirdi ki. Yani. Sonra yenkmeye başladıktan sonra anam da anladı ki yani bu yolu saçtı. Ondan sonra başladı beni. Sonra alıştı. Alıştı, tecrübe etmeye başladı ama bugünkü Güneşen şeye giden de treniravka antrenman etmeye giden de çok etme diyor, kendini yorma diyor. Mukiyat ol diyor. Bir yerini kırmayasın diyor. Yani o da ne ya medalyonlar aldın. Yeter oğlum bir anısını yeter et diyor mi? Yeter diyor ama anlattım ki yani vazım şimdi daha demiyor. Ama diyordu ki yeter ki diyorsun yani bir yani yeter yani ne ki güreştin yeter evinde ol diyor ki böyle. Sporcunun anası olmak kolay değil. Hiç kolay değil. Allah önce herkesin evlatlarını saklasın. Bizim evlatlarımızı saklasın ya Rabbim. Sporcunun nesil şimdi biz merak ediyoruz ki tek hayırlısıyla yenksin, sağ selamet geçsin, gelsin önemli. Çok şey diyoruz ki tek hayırlısıyla geçsin, gelsin. No sonra da yenksin olayını. Yengilende de diyoruz ki yiğidin başına her iç geçiyor. İnşallah öbür defa yenger. Cambul Obostin Derneğine, Akıska Türklerin Derneğine teşekkür ederim. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Oğluma çok büyük vnimani ettiler, destek ettiler. İnşallah oğlum olimpiyadayı kazandı. Turnuva Ege'den de nesil seni uğurluyor, nesil yola uğranda neler diyor ana? Turnuva Ege'den de Türk'ün adeti var ya, dua ediyorlar ardından sus yapıyorlar aslında. Öyle yola vuruyorlar hem dua ediyorlar. Anam hep diyor ki de çok kendin nagruzk etme, çok nagruzk olsa uç yengil diyorlar nagruzklar. Çok kendini zorlama diyor ha. Baktın ki olmuyor yengil, kurtul tezikler kolayca. Baba ne diyor? Babam diyor, gel yenge yenkmek lazım. Çık yenge gelmek lazım. Maşallah. Şimdi ben bunda dedeleri de gördüm de, dedem midir onlardan biri? Üçü de dedemdir, yani üçü de öz kardeş var. Kardeşler miydi onlar? Öz kardeş var üçü de. Maşallah. Allah'a şükür işte. Maşallah. Deden ne diyor? Dedem dua ediyorlar hep, hayırlısın nasip etsin diye. Her giden de üç dedem duasını alıp gidiyor. Maşallah, görüyor musun? Allah duacılarımızdan ayırmasın. Amin. Allah hayırlı yollarını versin oğlumuzdan. Sağ selamet gidip gelesin. Yavrum, yolların açık olsun, düşmanların bağlı olsun. Ne diyeyim daha yavrum? Hayırlı yollar versin Allah. Şimdi kaç yaşa sen güleşmek istiyorsun? Sonunda mesleğin ne olacak senin? Okumayı da düşünüyor musun? Okuma zaten okuyorum. Ne okuyordu okuyor? FKS, Spartivni Fakültet. Fizikultur'un enstitüden mi okuyayım? Spartivni Trainer yani. Şimdi bunu bu yılı tükediyorum, ondan sonra isterim dalışı okumak, yuridiçiski. Yuridiçiski de okuyacaksın şimdi. Okuyacağım. Yani bize biraz kolaydır okuma. Bizim Taraz'ın üniversitesinde yani direktör var, tanıyır, bilir. Şimdi şampiyonlara biraz şey var hem evet, kolay okuma, okumak isteyelim. Maşallah. Bence de okumak da okumak lazım.
Sonraki her zaman şeyler lazım. İçin de hayatta evet. Her şey lazım. Yunus, Akıska Türklerin hangi yemeğini sever? Akıska Türklerin hepsi kimi hinkali sever. Çok çetindir beklemesi hinkalını. Hinkali seversin. Hinkali sever Fatih. Her eve gelende anam hinkal yapar. Öyle beklerler beni. Evet. Sen yengip gelende evet. Hinkal olur mutlak. Evet, mutlaka hinkal olur. Ya maşallah. Hele evli olmasın değil mi? Yok evliyim. Uy. Evlisin he? Evet. Vay maşallah. Yaşın? Yaşım 21'de. 22'de olacağım. Uca evlendin. Evet. Nakit ulaştırdın oğlum. 1,5 yıl olacak. Allah Allah. Evet. Maşallah. Çocuk? Çocuğum 6 aylıktır. Kızın? Kızım. Mı oğlan mı? Kız. Kızın. Adı Meryem. Meryem. Vay ne güzel ad koymuş. Nenem koydu adını. Maşallah. Yavuş. Nene canımız da sağ olsun güzel ad koymuş. Allah ömrünü, bahtını versin inşallah. Amin. Sen maşallah var gerçekten de o da yine şampiyonluk, o da yine madalyalar. Hem de bir yanda da bir Allah verdiği madalyası da varmış baksana da kızı da var. 21 yaşında her şeyi ulaştırmış. Ya gördünüz mü gençler? Ya ibret alacak çok tarafları varmış Yunus kardeşimizin. Maşallah devam ediyoruz. Bu yolda, bu güleş yolunda gelecekteki ögen koyduğun ve mutlak bunu kazanmam lazım dediğin maksatın ne? Gelecekte en yakın maksadım bu gelen yili inşallah. Bu yılın başında Asya geriden olacak. Asya gene olacak. Ve onda birinci, ikinci, üçüncü yere olimpiyada lisansiye verecek var. Aha. Yani birinci, ikinci, üçüncü yere alanlara lisansiye verecekler. Ondan sonra olimpiyada gidebilirsin. Gidebilirsin. Evet, onu kazanmak lazım. Aha. Maksadın da onu kazanıp olimpiyada düşmek. Gitmek. Olimpiyada yenkmek. Şampiyonlarımız var. Dünya şampiyonlarımız da var. Hele olimpiyat şampiyonumuz yoktur. Bizim olimpiyat şampiyonu. Bence yoktur. Eğer varsa ben bilmiyorsam, bilenler varsa bir yorumlarda yazarsanız biz de duymuş oluruz. Ama ben duymadım. İnşallah duacı yok. Sen de olimpiyat şampiyonu olasın. Yine senin gibi ben olimpiyat şampiyonu olacağım. Bizim Akıska Türklerin dünyaya tanıtacağım diyen sporcularımıza da Allah yar ve yardımcısı olup olimpiyat şampiyonları olsunlar inşallah diyoruz. Yunus kardeş ben sohbettaşıma her zaman bir şey veriyorum, şans veriyorum. Yani ne şans? Ben ki o da yine sorular sordum senden. Sen de bir sorun var ise benden sorabilirsin. Yani bir sorun olursa Miko abi ben de senden bir sorun var da bunu soracağım da diyebilirsin yani. Ne sorun varsa buyur. Ben de cevaplayayım. Yani sizden sorarak şeyim küçükten sizi biliyoruz, size bakıyoruz şovlarınıza. Ya gerçek bakıyor musun? He ya küçükten sizin kansın. Bakıyor musun bizim şovlara? Evet. Maşallah. Ben zannediyorum sen o kadar spor dinlensin de bizi hiç bir şeyle ilgilenmiyorsun. Yok. Eğer bizim şeyimiz, bakıyorum heyranımız mı eğer? Bakıyormuş. Siz buraya gelmişsiniz bilmem kaçıncı yılı Babasağım'da. Gelmiştim onlara çok bakmıştım. Çok geldik biz. Çok geldiniz. İki kere mi olmuşum Babasağım'da? Yani İki kere gelmiştim. İki kere mi gelmişim? Nasıl be gelmiş miydin bizim kanserine? Gelmiştim. Evet. Maşallah. Tamam neyi soracaksın? Yani siz de bura açan nasıl geldiniz? Bana da böyle bir merak ediyorum. Siz nasıl geldiniz bura açan? Oo sen öyle bir soru sordun ki ben bunu bir saat anlatmam lazım. Bunun için ben bir ayrı bir gönülden sohbet yapacağım. Tamam. Ve senin gibi böyle bunu bilmek isteyenler, bunu merak edenler çok. İnşallah bir gün ben kendim için bir bölüm yapacağım. Ve böyle bir çok sorular alacağım ve cevaplayacağım. Kendimine siz aranızda gönülden sohbet yapacağım. Yunus, şimdi senin de bizi izleyen seyircilerimize bir son sözün varsa, dileklerin, isteklerin varsa buyur kameraya bakarak onlar için söyle. Buyur. Baştan dernek başkanımız Cambuloğlu'sunun Mahmut Emin'imize
sağ ol diyelim. Dün beni böyle karşıladılar. Yani дополнительный мотивация verdiler. Ağniyelim ki çok benim mutlu oldun mu? Çok mutlu oldum. Ağniyelim ki benim ardımdan benim yani Aksa milletim var, Bahir. Gurur duyuyor. Gurur duyuyor. Seviniyor. Bekleyirler benden bir şey. Elbet, elbet. Yani Allah'ın izniyle inşallah bu dünya şampiyonunu yengeceğim diye umuttayım. Olimpiyadayı yengeceğim. Bizim Aksakallerde çıksın. Aksakalların adı çıksın, Türklerin adı çıksın. Ceylerimize de boş gezmeyeceksin. Ya okuyacaksın, ya spor edeceksin. Yani bizim bu Aksaka milletine, Türk milletine, Kazakistan memleketine bir faydan değecek diye şey diyelim. Yani öyle kendim düşünüyorum. Boş gezmeyeceksin. Ya okuyacaksın, ya güreş faydan bir şeye değmelidir. Çünkü illa güreş yok da hangi spor türünü seversen onu yapacaksın. Onu yapacaksın yani. Orada bir başarılar göstermeye evet. Çaba göstereceksin yani. Ustalarımız söylerdi ki yüksek bir maksat olmayan yerde yüksek zaferler olmaz. Olmaz. Demek sen diyen kimi planka diyorsun da biz de diyor ki şey maksadın hep yüksek olsun. Yüksek olsun. Yüksek ki olsun. Yüksekliğe intileceksin yani oraya koşturacaksın, evet. Oraya tırmanacaksın. Tırmanacaksın, adımla gireceksin. He. Onun için elbette ki mihnet, mihnet, mihnet. Değerli seyirciler, aha şampiyon Yunus kardeşimizle gönülden sohbetimizi geçirdik, yaptık. Umarım ki beğendiniz. Beğendiğinizi biz de ne zaman anlarız? Güzel yorumlarınızdan anlarız. İnşallah sizin yorumlarınız bize güç, kuvvet ve gene omuzumuza bir gene mesuliyet yükleyir ve biz yolumuza devam ediyoruz. Gene yeni yayınlarda görüşmek üzere, yeni gönülden sohbetlerde görüşmek üzere. Dostça kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağ olasın.